ihtiyacı hissediyor benim kanaatimce şu. Şimdi Türkiye'de ülkücülük geleneği, ülkücü gelenek daha çok Orta Anadolu'nun yoksul alt kesimlerinin sert tepkilerini ifade ediyordu 12 Eylül öncesi. Yani ülkücülük diye kavgacı, dövüşçü, militan bir şeyden söz ediyoruz. Bu bir gelenekti. Şimdi Orta Anadolu yavaş yavaş o alt sınıflar, son adam başına gıdık gelirinin artmasıyla orta sınıflara dönüşmeye başladı ve o sert toplumsal çelişmeler azaldı. Azalınca orada daha milliyetçilikten daha çok dindarlığa yatkın yeni bir gelenek etkili olmaya başladı. AK Parti'ye döndü şey. Orta Anadolu'da bildiğimiz ülkücülük geleneği. Ülkücülük bu defa yavaş yavaş seküler alana çekilmeye başladı. Ve bu seküler alan dediğimiz yerler mesela Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları. Şimdi düşünün, Türkiye'nin en büyük iki şehri Mersin ve... Mark Bey de onaylıyor, söyledi. Mersin ve Adana da MHP kazandı seçimleri. Yani Mersin ve Adana laikliğin kuvvetli olduğu, seküler geleneğin güçlü olduğu yerlerdendir. Ülkücülerin de geçmişte çok kuvvetli olmadığı yerlerdir buralar. İkisini de MHP kazandı. Şimdi bu neye doğru gitti? MHP'de ciddi bir taban değişikliği, ciddi bir anlayış değişikliği oldu. Yani daha modern dünyaya, daha seküler dünyaya doğru çekilen ve bu yüzden de artık eski gelenekleri sürdürmek isteyen MHP genel merkeziyle problemler arttı. Bu da bu aynı zamanda Kürt meselesi nedeniyle milliyetçileşen Cumhuriyet Halk Partisi ile de aralardaki fark azalmaya başladı. Çünkü seküler milliyetçilik bir anlamda CHP'nin içinde de var. Dindar milliyetçilik. Baykal döneminde onun biraz mayalandı. Var zaten. Çok kuvvetli bir seküler milliyetçiliği var CHP'nin. Böyle bir damar var içinde. AK Parti'de dindar milliyetçiliği temsil eder bir hale geldi. Hele de özellikle bu Kürt meselesinin problemli hale gelmesiyle birlikte, yerli ve milli ifadesiyle birlikte dindar milliyetçilik dediğimiz milliyetçilikte AK Parti'nin kulvarı haline dönüştü. Şimdi böyle olunca MHP açısından hareket kabiliyeti olmayan bir siyasi daralma ortaya çıktı. Mesela şeyler, İYİ Parti daha çok seküler milliyetçilik dediğimiz, daha çok bu Akdeniz'e kayan yeni milliyetçi akımın bir anlamda temsilcisi olarak ortaya çıktılar. Bahçeli geleneksel milliyetçiliğe dayanarak siyasetini sürdürmek istiyor. Yani işte mesela hala bugün konuşmasında Kerkük'teki Kerkük'e selam veriyor. Bunlar çok klasik eski geleneksel milliyetçi şeylerdir. Oldu. Şimdi bu durumda MHP'nin çok bir hareket kabiliyeti kaldığı kanaatinde değilim. Yani giderek siyaset alanı daralıyor MHP'nin. Daraldığı için oy oranı da düşüyor. Yani şimdi mesela ben bilmiyorum anketler ne kadar neyi ifade ediyor ama kendi izlenimim ve kendi siyasi tecrübem MHP'nin alan genişlemesini sağlayabilecek ve oy oranını artırabilecek bir siyasi hava içinde görmediğim toplumsal gelişmeyi. Sen de şey yani böyle bir hava yok. Nazar değmesin. Böyle bir yani Türkiye'de sert milliyetçiliğe, dövüşçü milliyetçiliğe doğru bir böyle bir şey olsa bile artık onu Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Yani şeye baktığımız zaman Orta Doğu'ya, Avrupa ile ilişkilere, Amerika ile ilişkilere eğer sert milliyetçilikse ya da sol açıdan bakarsanız anti-emperyalist bakışta olur. Öyle de diyebiliriz. Yani öyle de desek yani sonuç olarak onun temsilcisi var. Yani orada da bir şey yok MHP'ye. Yani MHP'yi daha üstün kılabilecek bir özellik yok. O yüzden ben bir seçmen tabanı problemi olduğunu, bir alan problemi olduğunu kesin olarak görüyorum. Yani bunu siyasi tecrübesi olan bir insan olarak söylüyorum. Az çok memleketi bilen, onlarca seçimi yaşamış, seçim kampanyalarını rakam rakam ezberlemiş, çocukluğundan beri var olan bir insan olarak bir seçmen kitlesi göremiyorum ben MHP açısından. Bunu Bahçeli de görüyor bence. Görebildiği için yani bir seçmen kitlesinin daraldığını hissettiği için kendisine varlığını sürdürebilecek bir yeni yol arıyor. Çok doğal yani bir siyasi tecrübesi olarak, tecrübeli bir lider olarak bir yol arıyor. Çıkış yolu arıyor. Çıkış yolunu da daha geniş kitlesel gücü olan, iktidar gücü olan bir partiyle birlikte yürüyerek. Orada biraz Faruk Bey'le buluşuyor. Evet. Yani bir şimdi... Onun tabii formüle etmesi başkaydı ama... Şöyle bir şey var. %10'un barajının düşürülmesini istedi. Onu AK Parti istemedi. Niyeti hala yok. Evet yok gözükmüyor. %10 barajını düşürmeyecek. %10 barajı düşmediği zaman %10'a ulaşmasını ben mümkün görmüyorum. Bana hangi anketi getirirseniz getirin benim açımdan MHP'nin %10 barajını bulması mümkün değildir. Yani şeyden mümkün değildir.
şu anda baktığım siyasi coğrafya itibariyle, Türkiye'nin siyasi coğrafyası MHP'ye böyle o kadar geniş bir alan sağlamıyor. Ama son anketlerden biri öyle ben görüyorum ki bu gelişme olmamıştı ama bu gelişme de bekleniyordu yani. Böyle. Ya benim de demek istediğim şey şu, milliyetçilik mi? Milliyetçiliğin dindar ve mukaddesatçı tarafını temsil eden bir lideri var milliyetçiliği. Yerli ve milli olarak çıktı. Bu değişebilir ama yani Tayyip Erdoğan şey değil, yani bir milliyetçi lider değil. Şey olarak baktığımız zaman bildiğimiz klasik anlamda. Tayyip Erdoğan daha pragmatik bir lider. Yani şeye göre, uluslararası ve ulusal konjonktüre göre hedefleri belirleyebilen ve sürekli kendini değiştirebilen bir siyasi çizgisi var. Yani şimdi mesela Orta Doğu'da o kadar karmaşık bir coğrafya ki zaten her gün yeni bir şeyle karşılaştık. Bugün yine büyük göçler başladı. İşte ittifak yaptığımız ve Astana'da birlikte hareket etmeye çalıştığımız Rusya ve İran bir şekilde Suriye... Hafif tamirat var orada. Var ama yani sonuç olarak hesaplamadığınız hesaplar çıkıyor karşınıza. Astana'dan başlıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Rusya ve İran başka türlü hareket ediyor. Bunun da hareket edebileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmek de mümkün. Ama yapabileceğiniz şeyler de sınırlı. Yani sonunda ben yani şöyle görüyorum sonuç bütün bunları. Bütün el cümle toparlarsak yani yerli ve milli diye ifade edilen bu yeni milli mutabakatın yeni bir konjonktürün parçası olduğunu düşünüyorum. Ama bu konjonktürün iyi bir konjonktür olmadığını bence geçmiş konjonktür yani Türkiye'nin insan hakları ve özgürlüklere dayalı yeni bir konjonktüre doğru yolculuk yapmaya yönelmesini, ulusal alanda ve uluslararası alanda güçlenmemiz, kendi iç barışımızı sağlamamız bakımından da gerekli olduğunu düşünüyorum. Gazeteci meslektaşlarımızın bırakılması konusundaki adımları da bunun bir parçası olarak saymak istiyorum. Ayrıca da bugün ekonominin sağlamlığı konusunda pek çok şey söyleniyor, ihracat, büyüme vesaire. Onun da çıkış noktası bu dediğiniz özgürlük, demokrasi. Tabii bu yönde adımlar atarsa Türkiye karlı çıktı şimdiye kadar. Oralarda adım atıldı. Yani Avrupa Birliği dönemini hatırlayalım hep beraber. Türkiye'nin en rahat olduğu, en zenginleştiği, büyüdüğü dönemdir. O günlere dönmeyi arzu ediyoruz. O günlere doğru ilerlemeyi arzu ediyoruz. Peki. Faruk Bey, sizden sonra da epey değerlendirme argüman yapıldı. Son argüman, sosyolojik ve sosyoekonomik gelişmeler MHP'nin siyasi alanını daralttı, çıkış yolu olarak Bahçeli bu yöntemi seçti diye özetlenebilir. Şimdi bizim araştırmalarımızda çok uzun zamandır en azından en diğer olarak sahada sorduğumuz başlıklardan bir tanesi şu, ilginizi çekecek bu konuyla bağlantılı olduğu için söyleyeyim. Siyasi olarak kendinizi yelpazenin daha iyi sağında mı yoksa solunda mı hissediyorsunuz diye sorduğumuzda seçmenlerin %36'sı sağında olduğunu, %17'si de solunda olduğunu ifade ediyor. Fakat asıl blok ben artık merkezindeyim diye kendini tanımlıyor. Yani bu da %47'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla artık sağ sol işte 65'e ya da 70'e 30, 35 falan değil. Sağ sol diye bir şeyin artık her geçen gün daha da erime trendinde olduğunu görüyoruz. Şimdi az önce tabii Kürşat Bey'le uzun zamandır bir arada bulunamıyoruz. Onun en azından söylemlerime ilişkin itirazlarının benim fikrim olmadığını ama tablonun bu olduğunu. Yani bir de OHAL dönemlerinde ya da bu tür dönemlerde yapılan araştırmalara ilişkin genelde son dönemde görüyorum bulunduğum platformlarda ya bu dönemlerde doğruları tespit edebiliyor musunuz diye sorduklarında bizim hata payı diyebildiğimiz bir alanımız var zaten. Bu hata payını çarpı 2 yaptığınızda da bu %5'i geçmez. Yani %40'ı %45 olarak bulabilirsiniz ya da %35 olarak bulabilirsiniz ama %40'ı %30, %40'ı %20 bulabilme ihtimalimiz, imkanımız söz konusu dahi değil. Çünkü hepimiz işte o denek dediğimiz katılımcılarımız sizden oluşuyor. Biz o uzak seferi biliyoruz kim olduğunu ve onun şahsında ölçüm yapıyoruz. Dolayısıyla
o hatayı da göz önünde bulundurarak o hal döneminde insanların çekinceli veya araştırmalara yaklaşırken verilen sorulara yanıtlaması İtiraz bu anlamda şu olabilir. Kazanan öyleyim. AK Parti kazandığı için de orada ki bir ölçüde Oral Bey de özel bir şey paylaştı. Şimdi bunun nedeni şu. Sonuçta MHP her şeye rağmen bir siyasi parti. Yani evet bir ölçü yok. Kimsenin Oğuz Aksever'in benden daha fazla bu ülkeyi sevdiğini ölçebilecek bir terazimiz yok. Bir ölçüm cihazı yok. Ya da Oral Çalışlar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha az sevdiğine ilişkin bir durum yok. Şimdi dolayısıyla bugün itibarıyla biz olayın neresinden tutarsak tutalım eğer ki bu ittifakın sonuç alması bekleniyorsa hem AK Parti açısından hem MHP açısından rasyonel bir geçerliliği olabilecek bir alanı da olmalı. Yani tamam ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum diyor Sayın Bahçeli. Ya da böyle bir talepte bulunuyorsa da devlet olarak başında en azından aktörlerden bir tanesi olmalıyım şeklinde bir pozisyon alıyorsa zaten liderliğini devam ettirmek istiyor demektir. Yani siyaset niçin yapılıyor? Ben daha iyi çalışırım, daha iyi hizmet ederim için yapılıyor. Dolayısıyla siyaset eşittir sonuçsa bu sonucu da gözetmek durumunda Sayın Bahçeli. 7 Haziran sonrasında yani 7 Haziran'da Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP %16'yı buldu. Çok ciddi bir süreçti ve AK Parti koalisyondan oldu. O gece itibariyle Devlet Bahçeli, hatırlayın 7 Haziran öncesini çıktı, hayır dedi koalisyon. O gece öncesini hatırlayın, son 3 ay içerisinde ben de sizin bu yayınlarınızda da bizi soran takside, sokakta, manav, market, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi tek bir soru vardı. HDP barajı geçecek mi? Hatırlıyorsunuz. Evet. Kilit ve gündemi belirleyen parti HDP iken 7 Haziran gecesi Devlet Bahçeli çıktı ve Kasım'da seçim istiyorum. Ben hiçbir şekilde koalisyonun partisi olmayacağım diyerek bunun bir sonuca varmayacağını da düşünerek kendi elini de artırarak o gücünü de fark ederek bir ölçüde kilit parti olduğunu okudu ve bir oyun kurdu. O oyunu ne kadar aynı kurduğu oyun çerçevesinde sürdürdü bilmiyoruz. Gündelik koşullara göre revize etmiş olabilir ama sonuçta bir irade koydu ortaya ve belirleyici oldu. HDP yerine MHP gündemi belirleyen bir pozisyon aldı. 7 Haziran öncesinde ve sonrasında. AK Parti ne oldu? İktidar olarak takip etmek ve kilit partilerle iş tutmak durumunda veya onları ikna edebilecek seçmen tabanlarına hitap etmek durumunda kaldı. Ve dolayısıyla ne oldu? 7 Haziran sonrasında HDP'nin söylemlerini fırsata çevirdi. Hendek'in öne çıkmış olması ve milli yerli vekil istiyorum şeklinde talepte bulunarak 1 Kasım'a gitti ve %49 gibi bir sonuç aldı. MHP ise ben oynamıyorum şeklindeki algısıyla birlikte seçmenlerin nezdinde bir şekilde fatura edildi. Maliyetiyle beraber gördük ki HDP'den daha az milletvekili sonucuna ulaşan bir parti oldu. 3 ay içerisinde bunların hepsi 3 ayda oldu. Şimdi yoksa AK Parti 7 Haziran'dan sonra çok güzel projeler açıkladı, olağanüstü gelişme, bunlar da olabilir. Fakat geçerli unsur bu değildi. Ülkenin yönetilemez bir noktada olduğunu ve muhalefetin bir araya gelemiyor olması, bu beceriyi gösteremiyor olması, dolayısıyla AK Parti'ye umarım dersini almıştır ya da mesajımı almıştır şeklinde tekrar seçmenlerin geri dönüp oy vermesi sağlandı. Şimdi bugüne baktığımızda ise Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP'nin oylarındaki bu kırılmayı görmüş olması ve buna göre hamle yapmış olması kadar doğal bir durum yok. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ama bir partinin iktidar olma iddiasının... Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Yani böyle bir iddia... O yaygın bir kanaat. Zihniyet açısından iktidarda bulunmak bugün belki Sayın hem Devlet Bahçeli için hem de MHP açısından geçerli olan bir anlayış. Belki bugün için geçerli Akçe'nin bu olduğu kanaatini taşıyor. Yani kendisinin devleti yönetebilecek ve icra makamının başına geçebilecek bir durumunun sosyolojik olarak karşılığı olmadığını doğru tahlil etmiş olması, Oral Bey'in söylediği gibi doğru. Bu tespiti yapacaksınız. Bir kere nerede olduğunuz ve ayaklarınız yere basacak. Tablo belli.
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığı müddetçe ve bir yol kazası olağanüstü bir durum olmadığı sürece görünüyor ki %50'ye yakın oy alabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama %35'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la duygusal bir bağ içerisinde. Dolayısıyla siz böyle bir lider varken icraata oynayabilmeniz ve tek başınıza iktidar olabilmenizin imkanı böylelikle yok görünüyor. Dolayısıyla bunu okuyor Devlet Bahçeli. Daha sonrasında da parti içerisindeki seslerin daha da sesli hale gelmiş olması ve kırılmaların yaşanmış olması, rekabetin de önünün açılmış olmasıyla beraber birbirine giren görüntü bir ölçüde Sayın Devlet Bahçeli'nin yönettiği MHP'deki oy oranını parçaladı, böldü. Ne oldu? İşte Meral Akşener çıktı. Nereden alıyor? Hangi tabandan alıyor? Bir ölçüde küskün MHP'liden. Az önce Oral Bey tanımını yaptı. Ege, Akdeniz ve Trakya bölgesinde evet seküler milliyetçi diye tanımı, ben daha da ötesine geçerek ulusalcı milliyetçi diye tanım yapabileceğimiz bir MHP seçmeni var bu bölgede. MHP aynı zamanda Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise muhafazakar milliyetçi olarak tanımlayacağımız bir seçmen kitlesi. Yani ulusalcı milliyetçi, muhafazakar milliyetçi. Şimdi dolayısıyla bu ulusalcı milliyetçi bugün seçmenleri CHP'yi ikinci tercihi olarak belirleyen seçmenler. Düşünün işte Trakya, Ege, Akdeniz. Zaten sahil şeridi ve yani komşusu zaten CHP'li bu milli MHP'li olan seçmen. Şimdi dolayısıyla bu seçmenler gittiler. Nereye gittiler? İşte Meral Akşener'e gitti, CHP'ye gitti, şuraya gitti. Ama partide oylar erimeye başladı. Diğer seçmenlerse ya zaten Erdoğan var burada. Cumhurbaşkanı olarak aynen bizim dilimizi kullanıyor. Artık tablo buraya geldi ve stratejisi millilik üzerine kurgulanan bir anlayışı benimsiyor. Güvenlik politikalarında da bölgede nasıl bir aksiyon içerisinde olduğunu ve hamleler yaptığını da görüyor. Ve dolayısıyla diyor ki ya aslında benim savunduğum şey tam olarak buydu ve bunu zaten Erdoğan yapıyor. Ve güçlü bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla benim MHP evet bir hilal, bir kemik kitlesi var ki o hilalin dışında asla oy vermez. O seçmen kitlesi işte 5-6 civarında bir yerde. Şimdi bugünse toparlanmasının nedeni aslında az önce ifade ettiğim gibi %5'lerdeydi dedim. %5'lerden bugün baraja yakın bir nokta, henüz barajı geçmiş değil, baraja yakın bir noktaya tekrar toparlanmasının nedeni ise bugün AK Parti ile tuttuğu bu ilişkinin aslında bir ölçüde AK Parti'ye tekrar geri dönenler vardı ya, hani sana bizim MHP'ye ihtiyacımız yok artık, Devlet Bahçeli ile ilgili değil de Cumhurbaşkanı'nın yanında alayımın geri dönüşleri aslında bakarsanız. Yine AK Parti'ye gidenlerin, yani AK Parti'ye giden MHP'lilerin bir ölçüde geri dönüşüyle söz ediyoruz. Toparlayacak olursak sonuçta bu süreç sürdürülebilirlik açısından çok kolay bir süreç de değil. Böyle bir risk de barındırıyor. Her ne kadar Yeni Kapı'dan sonra devam eden ve halen günümüze kadar olayın daha da artış, daha da girift, daha da birleşen bir duyguya belki kamuoyu algısı açısından söyleyelim, AK Parti MHP birlikteliğinin sürmesi belki mümkün ama bakın dikkat edin, 16 Nisan'a 3 gün varken Sayın Devlet Bahçeli basın ve Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının yaptığı açıklamalardan dolayı farklı bir atraksiyon gösterebildi. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli ile iş tutmak da kolay değil. Yönetmek ve pozisyon almak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da baskın bir lider. Dolayısıyla ikisinin aynı noktada bulunmuş olması. Şimdi Devlet Bahçeli bir beklenti içerisinde. İşte ne dedi? Önce %10 dedi. Baraj dedi. Ha bugün gerek yok, bizim bunlara ihtiyacımız da yok kardeşim diyerek rahatça bir tutum da sergileyebiliyor. Evet böyle bir özgüveni var ve bunu daha öncesinde de gördük. Oy alsa da almasa da böyle bir özgüveni var. Duruşu itibarıyla MHP'nin ve Devlet Bahçeli ismiyle müsemma olan bir algısı var. Dolayısıyla o duruşundan kaynaklanan bir özgüveni var. Oyuna dayanan değil, arkasındaki kitleye ya da temsil ettiği misyona dair bir gücü var ve bir karakteri var oturmuş. Algı açısından söylüyorum. Dolayısıyla burada araya girebilir miyim? Esa. İlginç bir şey var.
aslında 2002 seçimlerinde benzer bir hamle yaptı. Aynı 2001'de baraj dışında oluşan tablo da buydu yani. 2010 istifa etti, çağrıldı. Ondan sonra kongreye. Ondan sonra 7 Haziran seçimlerinde yaptığı oy kaybetti. Yani başarılı sonuçlar elde ettiğini tartışmalı. Bu seçime kadar böyle devam eder. Hatta 2019 sonrasındaki 5 yılı da kapsayacak falan gibi bir ifade kullanmak aslına bakarsanız biraz hayal gibi görünüyor. Hmm. Çünkü bu yolun yürünmesi, bu tek başına liderlerin anlaşması değil. Aynı zamanda tabanların da uyumu önemli. Peki. Şimdi il teşkilatı var, ilçe teşkilatı var. Şimdi Mersin'de, Adana'da dedi Oral Çalışlar. Mersin'de, Adana'da AK Parti adayına çalışmayacak. Ya da orada mesela AK Parti aday göstermeyip MHP. Şimdi yerelle ilgili konuşulmasa da. Yerel o da belli değil. Orada da seçimler üzerinde de Oğuz Bey bakın. Kolay kolay AK Parti vazgeçmez aday çıkarmak. Kesinlikle öyle. %33 orada. Adana Üniversitesi'nde iddiasını kaybettiğini kabul etmesi AK Parti stratejik olarak olumsuz bir yaklaşım yani döner. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli bir stratejiyi belirlemiş durumda. Ama bunun başlığında bu noktaya gelmiş olmasını sağlayan evet Kürşat Zorlu'nun da ifade ettiği gibi ben 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de devletimin yanında yer almak istiyorum ve AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bugün hak ediyor, temsil ediyor noktasında duruş sergilemiş olması samimiyetsiz bir yaklaşım değil. Ve seçmenler de bunu böyle algıladığı için şu an oylar toplanıyor. Geri toplanıyor. Yani AK Parti'ye gitmişti. Ha bizim liderimiz de zaten MHP'de durumu böyle gördüğü için devam ediyor diyor. Ama onun dışında matematiksel olarak hesap yapıp sonuç almak üzerine de bir kurgu yapması kadar doğal bir durum yok. Peki Kürşat Bey'e dönersek hem notlarınız Kürşat Bey hem de bir soru. Tanıdığınız bir kesimin partisinin genel başkanının aldığı kararlardan hatta önemli kararlardan söz ediyoruz. Peki taban bu konuda ne düşünüyor? Bir oy kayması var mı? AK Parti'ye de olabilir bu veya İYİ Parti'ye de olabilir. Orada nasıl bir hava var? Evet, notlar aldım. Birincisi Sayın Çalışlar'ın ifade ettiği tırnak içerisinde özellikle bir dönemi işaret ederek ülkücülük üzerinden yaptığı değerlendirme ve sıkıştırdığı o dar çerçeveyle ilgili bir düzeltme yapmak gerektiği kanaatindeyim. Belki izleyicilerimiz de hatırlayabilirler o dönemi yaşayanlar özellikle. 1980 öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi 1973 seçimlerinde 3.4 oy almıştı. 3.4, %3.4. 1977 seçimlerinde bu oy neredeyse iki katına çıkarak 6.4'e ulaşmıştı. Ve aynı süreçte MSP'de o dönemde çok ciddi bir oy kaybı içerisinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani 80 öncesinin koşulları, Türkiye'nin beklentileri, toplumun yüzünü çevirdiği alan esasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içerisinde bulunduğu ve onun odağında yer aldığı bir alandı. Ancak ne yazık ki bir 12 Eylül darbesi en çok belki de ülkücüleri, Türk milliyetçilerini ezdi, örseledi, ayrıştırdı. Onları normal siyasi koşullarda siyaset yapamaz hale getiren bir mecraya da sürükledi. Ve böylesine üzerinden adeta böyle çok büyük bir yükün, büyük bir sorumluluğun geçtiği bir süreçten ülkücüler çıktı. Ve 1991 yılından itibaren özellikle yükselen bir oy grafiğiyle 1999 yılında Türkiye'nin ikinci oy yüzdesi olarak ikinci önemli partisi oldu. Ve ben kesinlikle Türk milliyetçiliği olgusunun sadece yüzdesel hesaplamalarla ölçülebilecek, değerlendirilebilecek bir alan olmadığı kanaatindeyim. Bunu yakın geçmişte en net örneği darbe teşebbüsü sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ve ülkedeki Türk milliyetçiliği olgusunun bu sürecin bir parçası olarak konumlanması sayesinde şu an geldiğimiz noktadır. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi tamamen muhalefet kesiminde veya muhalif söylemlerle meselelerin içerisinde yer alıp böyle bir duruş sergilemiş olsaydı bu bir ihtimaldir tabii ki. Belki de şu anda iktidarın en büyük adayı Milliyetçi Hareket Partisi olacaktı.
Ya bunu da göz ardı edemeyiz. Tabii ki bu bilimlik bir araştırmayla tespit etmek güç ama bir takım çapraşık sorularla belki bunun üzerine gidilebilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ne yaptı? Ülkenin bekası kavramından tırnak içerisinde yola çıkarak başka bir duruş sergiledi. 7 Haziran'da keza Türk seçmene bir koalisyon fotoğrafı koydu ortaya. Milliyetçi Hareket Partisi'nde içerisinde yer almasının güçlü bir kanaat olarak yansıdığı bir fotoğraftı bu. Ve ben mesela orada bir düzeltme yapacağım. Faruk Bey dedi ki 7 Haziran akşamı 1 Kasım seçimleri, işte Kasım'da seçim olsun denildi diye bir şey kullandı. Öyle olmadı. Yani o gün yapılan açıklamada gerekirse seçim dedi Milliyetçi Hareket Partisi ve önemli 4 tane de çekincesi vardı. Bunlardan hatırlıyoruz. En önemlisi çözüm sürecinin sonlandırılmasıydı. Baktığımız zaman bugün bu süreç sonlanmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle pek çok alanda, pek çok farklı terör örgütleriyle yoğun bir mücadele içerisindedir. Bu bakımdan kesişen bazı siyasi noktaları yüzdeler üzerinden hesaplamak doğru değil. Çünkü böyle bir dönemde değiliz. Kaldı ki Faruk Bey de iyi bilir ki seçim sonuçlarının tahlili noktasında özellikle rasyonel karar vericilerin nereye doğru evrilebileceği ki bunlar kararsız seçmen kitlesine daha çok otururlar. Seçimlere yakın bir zaman dilimi içerisinde bunu gözlemlemek çok daha kolaydır. Ve geriye dönüp baktığımızda 7 Haziran'dan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi tabanında bazı soru işaretleri devam etmektedir. Bu beka sorunu vesilesiyle verilen destek başka bir bahis konusudur. Ortaya konulabilecek ittifak eğer gerçekleşirse bunun siyasal sonuçlarını irdelemek başka bir tartışma konusudur. Başka bir iyidiremeye bizi götürür. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Peki bu tereddütler oya tahvil edebilir mi yoksa partiye bağımlılık sürer mi? Evet. Şimdi bakın çok güzel bir nokta burası. Ben de ona geleceğim. Sayın Bahçeli diyor ki bu pusulada partilerin amblemleri yer almalıdır. Bunu açıklarken de özellikle hazine yardımından bahsetti. Gerçi o %3'e düştü. Bu arada Büyük Birlik Partisi'nin verdiği öneri de orada da parti amblemi yer alsın ama ittifak için ayrıca bir oy verilebilecek nokta oraya konulmasın. Onlar da öyle bir öneri getiriyorlar. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem partilerin amblemleri yer alsın hem de ayrıca ittifak içinde ayrıca pusulada yer olsun. Seçmen ona da oy versin gibi bir yaklaşımda söz konusu. Seçmen davranışlarını belirlemede 3 önemli boyut vardır. Sosyopsikolojik yaklaşım, sosyolojik ve biraz önce ifade ettiğim gibi rasyonel yaklaşım. Yani sosyopsikolojik yaklaşım dediğimiz şey Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de böyledir. Seçmenlerin aidiyet duygularını geçmişten, çocukluk döneminden itibaren değişmesinin zor olduğu, bağlılık duygularının güçlü olduğu seçmen davranışını ifade eder bir yönüyle. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni için de üçü de çok önemli bir yere sahiptir Sayın Akseler. Evet. Zaman zaman ben bu camianın içerisinde bazı konferanslar veriyorum, görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bir yönüyle de işte gazetecilik yanımızda var. Orada insanların kendi aralarında şakalaştıkları durumlar oluyor. Böyle birçok şeye kızıyorlar mesela. Kızıyorlar ama sonunda diyor ki ya ben bu üçlüleri gördüğümü dayanamayacağım, yine vuracağım, onu biliyorum mühürü diyor. Bu çok bilinen bir şeydir elbette. Yani tekrarlama gereği hissettik. İşte Milliyetçi Hareket Partisi eğer adayları AK Parti içerisinde konumlanarak seçime gidilirse netice başka olacaktır. Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi her partinin ambleminin yer alacağı bir fotoğrafta bambaşka bir sonuç elde edecektir. İlk dediğimde beklentilerin çok dışında bir oy kaybının da yaşanabileceği gerçeğini hatırlatmam lazım. Peki yani eski sistemde olduğu gibi adaylar iktidar partisi yani AK Parti'de gösterilirse ciddi oy kaybeder ama kurumsal kimliğiyle seçime girerse pek fazla değişen bir şey olmaz diyorsunuz. Sizden de bir şey ekleyebilir miyim onunla ilgili? Bir hızla araya gideceğim. Buyurun. Evet, şunu söyleyeceğim. MHP seçmeninin bir kısmında ki o bir kısmı
başka bir partiye gitmeme kararı almış bir kesimden bahsediyorum. Dolayısıyla olası bir ittifakta son derece önemli hale geldiğini düşündüğüm bir kesim. Onların bir kısmı yani şöyle düşünüyordu. Milliyetçi Hareket Partisi ilk turda kendi adayını çıkaracak. İkinci turda artık duruma göre, koşullara göre bir ittifak doğabilir veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ikinci tura kalmazsa ona göre bir karar verecekti. Bence anket firmalarımızın bu konudaki seçmen eğilimi üzerine de bir araştırma, bir soru yapmasını bir mütevazi öneri olarak kendilerine sunmak istiyorum. Bu soruyu sorarak bence MHP'nin seçmeninin bu son karara ilişkin beklentisini ve bir duygusal yöneliminin tespit açısından önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğiniz bu söylediğinizle de bağdaştırılabilir. Kurumsal kimliği olmadan girerse kaybeder ama kurumsal kimliği bir ittifak içinde girerse kazanabilir ya da yani kazançlı olabilir dediniz. Aynı şey acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığında da olabilir miydi? Aday göstermezse belki bu beklentisi yerine gelmeyebilir. Enteresan ama dediğim gibi tanıdığınız bir kesimden söz ediyoruz. Bir araya gidiyoruz, sonra da devam.